Aylin Hanım bizim için ufak ufak ekşili köfteler yapacak. Ama tarifi nasıl? Çok merak ediyorum. Antep usulü ekşili ufak köfte tarifi şimdi ekranlarda. Özlem Hanım merhabalar. Bugün ekşili ufak köfte yapacağız. Gaziantep'in yine meşhur yöresel yemeklerinden birisi. Yapımı oldukça zahmetlidir ama beraber yapacağız. Ekşili ufak köfte için ihtiyacımız olan şey çiğ köftelik, siyah et, tuz, karabiber. Bunları bir araya getirip yoğurmamız gerekiyor efendim. Biz süreyi kısaltmak için sizlere şöyle bir hamur hazırladık. Hamur dediğim gibi çiğ köftelik ince bulgur. Yaklaşık 300 gram kadar kullansanız yeterlidir. Çiğ köftelik et 150 gram. Yani yarı yarıya yapmanız gerekiyor. Bunları güzelce yoğurmanız lazım. İyice birbirine özleşmesi ve şu kıvamı bulmanız gerekiyor efendim. Kıvamı bulduktan sonra tuz, karabiber, pul biber tabii ki bunlar olmazsa olmazımız. Hamurumuzu avucumuzda şu şekilde, büyüklüğü böyle, nohut kadar olması tercihimizdir. Büyük olursa içi haşlanmaz, küçük olursa tadı olmaz. Orta karar, ekşili ufak köfteler yapmanız gerekiyor. Avucumuzda güzelce sıkıştırarak yuvarlıyoruz. Bunlar suya girip haşlanınca da bir miktar şişecek. Ona göre ayarlıyoruz efendim. Avucumuzda sıkılaşıyor. Antep'in el emeği, göz nuru lezzetleri. Antepliler bu yemeği sever, evet. Bu yemek evlerde sık sık yapılır. Bu şekilde yuvarlayacağız. Bol miktarda yuvarlamamız gerek. Biz sizin için daha önce yuvarladık, haşladık ve hazırladık. Suyun içine, kaynamış suyun içine, tuzlu suyun içine atıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar harlı ateşte bekliyoruz. Ondan sonra süzerek çıkartıyoruz. Bu gördüğümüz misketleri elde ediyoruz. Ana malzememiz budur. Ondan sonra bizim şu anda diğer malzemelerimizi sayalım şimdi. Ufak ufak doğranmış soğana ihtiyacımız var. Antep'in ev usulü yapılmış salçasına ihtiyacımız var. Haşlanmış et ve nohuta ihtiyacımız var suyuyla birlikte. Şimdi ocağımızın altını açalım. Ocağımızı açtık. Bir miktar yağ ilave ediyoruz. Ekşili ufak köftenin ekşili ve salçalı sosunu yapmaya başlıyoruz şu anda. Yağımız ısındıktan sonra soğanı koyup hafif pembeleştireceğiz. Şu anda soğanı yağda güzelce karıştırıyoruz. Hafif pembeleşene kadar bu işleme devam etmemiz gerekiyor. Köfte deyince Gaziantep'te genelde köftelik ince bulgurla yapılan köfteler akla gelir. Etle yapılan köfteler akla gelir. Biz köftelik ince bulgurla yaklaşık 10-15 çeşit köfte yaparız. Evet Özlem Hanım, gördüğünüz gibi soğanlarımız ben hazırım, ben hazırım diye bağırıyor. Salçayı çağırıyor yanına. Ev yapımı salçamızı da ilave ediyoruz. Antep usulü biber salçamız. Salçamızı da güzelce yediriyoruz ya. Şu anda hazır haşlanmış kuzu etimizi ve nohutumuzu ilave ediyoruz. Gaziantep'te koyun eti, kuzu eti kullanılır. Onun lezzeti, aroması çok daha farklıdır. Nohutu ve eti de ilave ettikten sonra yemeğimiz kaynayacak. Şimdi birazcık ekşili ufak köftenin ekşi olan kısmı limon tuzu. Limon tuzumuzu ilave ediyoruz. Arzuya göre ayarlanabilir ekşilik miktarı, az veya çok. Kaynamasını bekliyoruz efendim. Kaynayınca yuvarladığımız köfteleri, köftelik ince bulgurla yaptığımız minik misketleri ilave edeceğiz. Üzerine yine nane ve yağ karışımını cos diye ses çıkardıktan sonra onu da ilave edeceğiz. Sonra da afiyetle şifayla yiyeceğiz inşallah. Evet Özlem Hanım, gördüğünüz gibi yemeğimiz son aşamasında. Şu anda kaynıyor. Çok fazla beklemedik çünkü nohutumuz, etimiz daha önceden hazırdı. Salçayla suyun özleşmesini bekledik. Çok güzel bir kıvam yakaladık şu anda. Ve şimdi köftelerin bu kıvamla birleşme anı. Köftelerimizi de karıştırıyoruz. Güzelce. Bir taşım daha kaynayacak. Köftelerimiz o et suyunu içine daha da güzel çekecek. O arada biz biraz
pul biber ilave ediyoruz. Pul bibersiz olmaz. Antep'te pul biber can demek. Burada yağımız ısınıyor nane için. Köfteleri attıktan sonra bir 2, 3, en fazla 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Çünkü malzemeleri daha önceden hazırladık. Yalnızca köftelerin o lezzeti içine çekmesini bekliyoruz. Şu anda ekşili ufak köftemiz hazır. Naneli sosla birleştireceğiz. Kepçemize biraz nane koyalım. Biraz karabiber koyalım. Ve bu cızırtı sesini müzik gibi. Oh! Gördüğünüz gibi ekşili ufak köftemiz şu anda yenmeye hazır. Bu yemeği de çocuklar çok severek yerler. Misket köfte şeklinde. Hem besleyici, hem doyurucu, hem proteinli. Yapılması biraz zordur ama çok zevklidir. Evet, yemeğimiz hazır. Buharı üzerinde. Gördüğünüz gibi servis tabağına güzelce servis ediyoruz. Ekşili, salçalı. Yedikçe yiyesiniz gelecek. Efendim afiyet olsun. Tarifi verdim efendim. Umarım denersiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Dediğim gibi eğer dünya bir ev olsaydı mutfağı kesinlikle Gaziantep olurdu. Hoşça kalın. Ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir lezzet oldu. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun. Şifa olsun diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.